Cumhurbaşkanı'ndan çağrılar geldiği ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı'nın vatandaşı bunu önlemek için herkesi sokağa çıkmaya veya bunları engellemek için sokağa dökülmeye davet ettiğine ilişkin iddialar var. Bu bizzat Cumhurbaşkanlığı'nın sitesinden filan gelen bir şey. Şu anda yorumlar Cumhurbaşkanı açıklama mı yapıyor arkadaşlar? Bunlar bizzat söylendi mi? Evet. Şemsettin Bey. CNN Türk üzerinden açıklama yapmış Cumhurbaşkanı. Oraya bağlanarak vatandaşı havalimanlarına gidin, meydanlara çıkın, sokaklara çıkın tarzında açıklaması var Cumhurbaşkanı'nın. Cumhurbaşkanı bir darbe gecesinde Cumhurbaşkanımız ifadesini birkaç defa kullandırdı bana darbe yapanlar. Fakat eğer bu ifade doğruysa sözlerimi geri alıyorum. Yani Cumhurbaşkanı sorumsuz davranıyor. Eli silahlı insanların karşısına sivil insanları çıkarmak, geçmişte Suriye'de olduğu gibi, Mısır'da olduğu gibi vahim bir hatadır. Elbette buna direnilmesi gerekir. Fakat bu direnişin zamanı bu gece değildir. Örgütsüz insanları sistemli bir şekilde pasif direniş gösterebilecek, pasif direniş eğitiminden geçmemiş olan insanları askerin karşısına çıkarmak vahim bir hata olur. Bizim insanımız bırakınız bombayı veya G3 tüfeğinin kurşununa karşı nasıl savunmaya geçeceğini, nasıl siper alacağını yerde yatmayı bilmez. Biz askeri eğitimimizi zaten büyük oranda AK Parti yönetimi döneminde ücretli olarak yapmış bir toplumun evlatlarıyız. Askerin karşısına toplum çıkarılmaz. Askerin karşısına sen öncelikle bir pazarlıkla çıkarsın. Böyle bir hata, bu çok büyük bir hatadır. Ben de buradan çağrıda bulunuyorum halkımıza. Cumhurbaşkanı içinde bulunduğu hissi durum itibariyle kendi kaderini tehlikeye atmamak için toplumun umumunun kaderini tehlikeye atmak gibi bir hata içerisindedir. Mevcut şartlar içerisinde Cumhurbaşkanı'nın söylemlerinin ve söylediklerinin herhangi bir bağlayıcılığı yoktur. Zaten akli melekelerini de koruyabilecek bir durumda olduğunu zannetmiyorum. Şu planda demokratik toplum hareketlerinin bu darbe girişimi veya başarılıysa darbeye karşı nasıl bir yol haritası belirleyeceklerini karar vermek üzere güvenli mekanlarda bir araya gelmelerini, güvenli, takip edilemeyen internet üzerinden ulaşım mekanizmalarını tesis etmelerini, bu çerçeve içerisinde de bu mücadeleyi, haklı bir mücadeleyi zamana yaymalarını tavsiye ediyorum ben. Darbe yapan insanların karşısına sivil halkımızı dökmeye kalkışmak, o insanlarla askerimizi karşı karşıya getirmek, şöyle bir zanna kapılmış olabilir, Türk askeri Türk vatandaşına silah çekmez falan gibi bir zanna kapılmış olabilir. Türk askeri Güneydoğu'da Türk vatandaşı öldürüyor. Türk askeri karşısında gördüğü kişinin diniyle, diyanetiyle, diliyle, yaşıyla uğraşmaz. Asker askerdir. Asker tehdit unsuru gördüğünde yok eder. Askerle böyle mücadele edilmez. Yani pasif direniş modellerinin teorisyeni olarak bilinen Rajiv Gandhi bile kendi kitabında diyor ki bu direniş modelinin başarıya ulaşmasının asgari şartı yönetimlerde asgari seviyede demokratik olgunluktur. Şimdi darbe yapmış olan bir askerden asgari demokratik olgunluk beklemek saçma bir meseledir. Böyle bir meselede toplumu nasıl sokağa dökersiniz? Evet, sokağa ineceğimiz, gösteriler yapacağımız, askeri derhal yönetimi, sivillere derhal geriye iade etmesini isteyeceğimiz, bu yönde çağrıda bulunacağımız zaman da gelecektir. Ama bunu yapacak olan insanların kan dökülmesine engel olabilecek minimum eğitimden geçmeleri gerekir. Bir gecede bu iş hallolmaz. Sokağa dökülecek olan insanlar askerle bu toplum arasında bu çatışmaların, çarpışmaların yaşanacağı veya askerin bir şekilde toplumu tekrar evlerine, içeriye sokabilmek için yapacağı müdahaleler dışında insanlar arasında bir çatışmada meydana gelebilir mi acaba? Şimdi bu darbeyi yapan ekip nasıl bir ekip ise eğer bu ekip sivil bağlantıları da tesis etmiş ise ve hele de belli bir hareketin yani belli bir siyasi grupla bağlantılar kurmayı başarabilmişse veya sokakta herhangi bir şekilde kullanabileceği provokatif unsurlar varsa yani yapmış oldukları bildirgede olduğu gibi değil de daha sert bir yönetim modelini dayatmayı planlıyorlarsa bu darbeyi yapanlar da provokatif eylemlere girişebilirler. O zaman sahada da adamları vardır. Yani bizim askerimiz cephede çok başarılı olmayabilir ama darbe yaptığında çok başarılı iş yapıyor. Eğer bu tür provokatif eylemler istiyorsa asker bunu yapar. Ümit olunur ki böyle bir şey istemiyordur. Ümit olunur ki toplumu birbirine düşürmek istemiyordur. Ama bu kertede bu risk alınmaz. Yani şöyle bir şey düşünemez bir cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı şunu söyleyemez. Ya ben biliyorum Türk askerini, bu mümkün değil, Türk vatandaşına silah çekmez. Ben halkı sokağa bir indirirsem bunlar kaçarak garnizonlarına geri dönerler. Ben de sonra hepsini toplar, cezalandırırım falan. Bir cumhurbaşkanından bekleyeceğimiz tavır değildir bu yani. Yani insanları çocuk sahipliği hususunda eleştirip duran bir cumhurbaşkanının oraya sokağa inmeye çağırdığı insanların da anneleri, babaları olduğunu, çocukları olduğunu, aileleri olduğunu düşünmesi gerekir. Elbette demokratik olgunluk çerçevesinde tepkimizi gösteririz, göstereceğiz. Fakat bunun için dediğim gibi yani öncelikle bir örgütlenme yapısı oluşturursunuz. Eğer hükümetin zaten örgütlü bir yapısı varsa, işte az önce bahsettiğim Sadat gibi paralel yapıları varsa ve bunlarla örgütlü bir mücadele yapmaya kalkışacaksa şunu bilin ki biz haberdar değiliz. Biz de bu ülkenin demokratlarıyız. Biz de demokrasi için gerektiğinde sokağa inmeye hazır olan insanlarız. Ama o zaman bu mesele işte ordu içerisinde bir grupla siyaset içinde bir grubun mücadelesi haline gelmiş olur. Buradan çıkacak hiçbir hayırlı netice olamaz. Şimdi biz normalde bütün dünya demokrasiye inanan herkesin darbeye karşı çıkması, darbenin karşısında olması en temel gerçek, en temel insan hakkı aslında, vatandaşlık hakkı. Ama eğer darbe yapılacak idiyse ve darbeye karar verilmişse bunun önünde durulamaz diye bir durum söz konusu olabilir mi? Yani darbe olacaksa olur. Hani bir fıkra var ya, yani balık anlatıyor zokaya, yavrularına muhtelif zokaları, işte bu küçük zokadır, bundan şöyle kaçarsın, bu büyük zokadır, böyle kaçarsın, bu çaparidir, şöyle kurtulursun ama bu serpmedir, darbedir, bundan kurtulamazsın tarzında bir açıklama yapıyor. Böyle bir durum var mı gerçekten? Şimdi Şemsettin Bey, ben müsaade ederseniz yani bir ülkeyi yöneten insanların temel vazifeleri üzerinden meseleye yaklaşayım. Cumhurbaşkanı ülkenin savaş halinde başkomutanıdır. Üzerindeki en temel görevlerden bir tanesi ülkenin bütün bürokratik unsurlarına, devletin bütün unsurlarının birbirleriyle organik bir şekilde, uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamaktır. Velev ülkemiz bir düşman işgali altında dahi olsa, farazi olarak söylüyorum, düşman ordusu ülkemizi şu anda işgal ediyor olsa bile Sayın Cumhurbaşkanı'ndan beklenecek bir açıklama değildir söylediği şey. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bekleyeceğimiz şey şudur: demokratik orada bir sulh konseyi, Yurtta Sulh Konseyi diye birileri var, çıktı bir şey yapıyorlar. Biz de efendim demokratik koalisyonumuzu kuracağız, mücadelemizi yapacağız, halkımız müderih olsun, efendim şu anda kimse sokağa inmesin, bunun zamanı değil, sakın askerle karşı karşıya gelmeye kalkışmayınız demesidir. Şöyle bir şey. Bir ordu kendi toprakları işgal edildiğinde vazifesi bitmez. Bir ordu bir toprağı minimum zararla boşaltmak diye bir vazifesi de vardır. Yani evet, Cumhurbaşkanı demokratik yollarla seçilmiş meşru lideridir Türkiye'nin ve şu anda bizzat şahsına bakan bir darbe açıklaması var. Açıklama en azından böyle. Şimdi bu liderden beklenen şey geri çekilirken minimum hasarla geri çekilmektir. Sonra da kendi saflarını güçlendirerek demokratik yöntemlerle geri gelmenin mücadelesini yapmaktır. Şimdi geri çekilme anında siz hem kendin geri çekil hem toplumu sokaklara indirmeye kalkışıyla silahlı insanların karşısına geçir. Bu korkunç bir açıklama. Ama diğer taraftan dediğim gibi bütün bunlar hiçbir şekilde darbeyi meşrulaştıracak ifadeler olarak algılanmamalılar. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, onun bugüne kadar özellikle son dönemde yaptıklarına, duruşuna ve şeyine baktığınız zaman böyle bir durum, yani geri çekilecek, az zararla geri çekilmeyi göze alabilecek veya halkı bu noktada kullanmayacak bir tablo görüyor musunuz karşınızda? Neticede her çıkışında işte arkasındaki halk desteğini, kamuoyu desteğini ön plana süren, işte bu insanlar beni destekliyor tarzında açıklamalar yapan bir Cumhurbaşkanı, bir Erdoğan portresi. Şimdi Şemsettin Bey, Cumhurbaşkanı'nın halkımızın esaslı bir kesimini seviyor. Bu olaydan sonra daha da fazla sevecektir esaslı bir kesim. Evet. Buradaki mevzu Cumhurbaşkanı'nın sevilmesi, sevilmemesi, demokratik olarak seçilmiş olması, olmaması değildir. Siz isterseniz toplumun %100'ünün oyuyla iktidara gelmiş olun. Benim kanaatimce %100 meşru bir liderdir Sayın Cumhurbaşkanı. Yok, bu desteği kendisine veren insanları sokağa çağırma. Şöyle söyleyeceğim. Bu size ben meşru olarak seçildim, dolayısıyla halka gayrimeşru bir şey yapmaya da çağırma hakkım var falan yetkisini vermez. Bu size insanların hayatlarını tehlikeye atma yetkisini vermez. Bu size yani Türkiye'de terör sorunu da var. Siz terörle alakalı olarak halkı inin sokağa adam avlayın dediniz mi? Diyemezsiniz sen. Biz güvenlik güçleri olarak bu işi yapamıyoruz, bari siz silahlanın bu işi halledin diyebilirim bir devletin lideri. Şu anda yaptığı şey bu. Ben bunu yapamıyorum, elimdeki güçlerle mücadele edemiyorum, sizinin mücadele edin demek. Askere karşı böyle bir davette bulunulur mu? Cumhurbaşkanının fıtratı itibariyle vatandaşın hayat hakkına değer vermediği, insan haklarına değer vermediği müsellem bir hadise. Fakat bu kertede kendisinden şu beklenir. Yani buyurun. Belki kalkıp bir çıkış rotası için pazarlık yapabilir kendisi. Çünkü anladığım kadarıyla Cumhurbaşkanı'nın korktuğu şey sadece iktidarı kaybetmek değil. Çünkü Cumhurbaşkanı için iki ihtimal vardır. Ya saraydadır ya hapishanededir. Çünkü eminim Türk ordusunun elinde, bu darbeyi yapanlar da herhalde bu dokümanların tamamını ellerinde bulunduruyorlardır. Cumhurbaşkanı'nı ömür boyu hapse attıracak dokümanlar vardır. Bu açıklamayı, bu konuşmayı yapabiliyorsa askerin elinde, hapiste değil demektir. Şimdi ben ondan emin değilim. Yani şöyle bir şey, bu açıklamayı bizzat kendi sesiyle yaptı falan, evet. Onu görmedim ama yani askerin kontrolü altında dahi yapıyor olabilir böyle bir şeyi. Bu tür şartlarda bir liderin mevcut şartının ne olduğunu çok net bilebilmek lazım. Yani ben biraz da maksimum iyimser davranmaya çalışıyor ve Cumhurbaşkanı'nın ya zihni bir tutukluk anı veya bizzat başına silah dayanmak suretiyle bu sözleri söylediğini düşünmek istiyorum. Çünkü böyle bir tavır onun toplumdaki kredisini düşürecek bir tavırdır. Yani Cumhurbaşkanı kalkıp şu açıklamayı yapsaydı: görüldüğü kadarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisindeki demokrasinin değerlerini bilmez, kendini tanımaz, densiz bir grup böyle bir darbe girişiminde bulunmuştur. Darbenin temel muhatabının ben olduğum açıktır. Bu şartlarda toplumumuzu, halkımızı daha fazla tehlikeye atmayı doğru bulmuyorum. Dolayısıyla da bu çerçeve içerisinde kendi sağlığım açısından da daha güvenli olan bir bölgeye çekildim. Halkımız müsterih olsun, bu mücadele demokratik çerçeve içerisinde yapılacaktır. Olan olmuştur. Veya en azından çok net bir şekilde durumu kavrayana kadar daha fazla açıklama yapılması veya Twitter'dan gelen açıklamalara itimat edilmemesini tavsiye ederim türünden. Toplumu teskin edici, toplumun endişelerini giderici bir açıklama yapması beklenir. Yani asker darbe yapıyor, cuma günü borsanın kapandığı saati bekleyerek darbe yapıyor. Burada ilginç bir şey var, yani demokrasi değil de kapitalist olgunluk diyeceğim yani. Asker özellikle bunu beklemiş olabilir, böyle bir şey. Tabii 27 Nisan'da da yaptı bunu canım. Evet. 27 Nisan'da bir cuma borsa kapanması. Şimdi daha o kısma hiç gelmedik, yani işin ekonomisini, ekonomik boyutunu falan konuşma kısmına, ülke ne olacak bunları konuşma kısmına hiç gelmedik ama şu anda neyin olup biteceğini kestirmeye çalışıyoruz. Hayır, şunu söylemek istiyorum. Asker tamam berbat bir şey yapmış. Tamam, büyük bir suç işlemiş. Fakat yaptığı bildirge işlediği suça kıyasla daha aklı selim içeren bir bildirge. Bak, bunu söylerken de sürekli söylüyorum, bu kesinlikle bir sempatik ifade değil, lanet olsun yani. Fakat bildirgelerinin metni daha sempatik bir bildirge. Toplumu teskin edici, korkmayın, endişe etmeyin, yarın her bir kapıya bir asker dikecek falan değiliz diyen bir bildirge. Şimdi Cumhurbaşkanı'ndan da ben aynısını bekliyorum. Tamam, burada sen bir darbe girişimiyle karşı karşıyasın ama toplumu bu meselenin bir tarafı haline dönüştüremezsin. Olur, toplum da senin arkandan koşar. Sen eğer olgun bir açıklama yaparsan toplum da yarın senin arkandan örgütlü gösterilerini yapar, meydanları doldurur, milyonlarca insan yürürüz, barış içerisinde ve demokrasimizi yeniden tesis etmek için uğraşırız. Ayrı bir mevzu. Fakat kalkarsan daha birinci gecesinde şunu söyleyebilirseydi Cumhurbaşkanı, hali hazırda şurası bizim kontrolümüz altındadır. Bu bölgeler güvenli bölgelerdirler. Vatandaşlarımızı o bölgeye gelmeye davet ediyoruz. Bu bölgede asla darbecilerle muhatap olmayacaksınız. Gösterimizi orada yapacağız falan. O zaman anlarım ben. Bu bir lidere yakışan bir tavır olur. Fakat bu yapılan açıklama ne yazık ki. Bence halkımız bunu kale almamalı ve sakin, birincisi maksimum bilgiyle, ikincisi minimum kan akacak, minimum can yakacak bir şekilde ve sistemli, hiyerarşisi olan demokratik örgütlenmelerin organize edeceği bir süreçle askerle pazarlık yapılır, oturulur. Mücadele edilir. Asker pazarlık sırasında sahanın gücünü görmek elbette isteyecektir. O zaman toplum sahaya da iner, gösterilerini de yapar. Milyonlarca insan da yürür. Pasif direnişle alakalı olarak yani bu işin güzel bir uzmanı Erhan Başyurt'tur. Keşke yakalayabilsek. Pasif direniş üzerine çok yazılarını okudum ve çok istifade ettim ben. Yani mesela çiçek göndersin insanlar. Web siteleri çalışıyor. Cumhurbaşkanımıza çiçek göndersinler. Yani bu sahaya inmeyle olmaz. Sen demokratik olgunluk çerçevesinde ben senin yaptığın gibi yapmıyorum ben bu işi mesajını vermekle olur. Yarın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na 1 milyon çiçek gitse bu askere çok net bir mesajdır. O şudur. Yani biz sizin istediğiniz türden bir değişiklik istemiyoruz. Demokrasinin genel çizgileri içerisinde seçimlerle bir değişiklik istiyoruz. Varsın 5 yıl daha bu zulmü çekelim. Çekmeye razıyız. Mesajı olur. Ama şimdi sokağa dökerseniz insanları korkarım ben. Yani keşke şuna inanabilsem. Evet, bizim askerimiz hayatta vatandaşımıza silah çekmez. Keşke buna inanabilsem. Son olarak şunu yapalım, sizi de çok yorduk ama böyle bir durumda biz konuşmayacağız da ne olacak? Bu durumda aydınların yorulma hakkı yoktur, uyku hakkı da yoktur. Yani şimdi Cumhurbaşkanı'nın az önce sizin de söylediğiniz asker bütün kayıtları herhalde tutuyordur tarzında ki devlette hiçbir kayıt kaybolmaz diye bir kaide var. Her yerden mutlaka bir şeyler çıkar. Cumhurbaşkanı'nın işlemiş olabileceği iddia edilen suçlardan dolayı çok ciddi endişeleri olduğu bugüne kadar hep bilinen bir gerçek. Yani işte yolsuzluklar, bağlantılar, bilmem ne, bunlarla ilgili olarak çok ciddi bir yükünün olduğu aşikar. Böyle bir durumda yani son çare olarak böyle bir şeye tevessül etmiş olabilir mi? Yani kurtardık, kurtaramadık, artık kurtuluşumuz yok tarzında bir düşünceyle böyle bir davranışta bulunmuş olabilir mi? Açıklamasıyla alakalı olarak söylüyorsunuz bunu. Ya açıklamasının başka bir ifadesi yok. Bu çok işte yani hüsnü zanla yapılmış olan bir yorum. Yani Cumhurbaşkanı ya herro ya merro demek zorunda kaldı yani sokak tabiriyle. Yani çıkış rotası kendisine sağlanmadığı için ister istemez toplumun tamamını da gerekirse yakacak bir çağrıda bulunuyor diyorsunuz. Hı hı. Bu Cumhurbaşkanı'nın yaptığı şeyi meşrulaştırmaz. Tıpkı darbecilerin yaptığı şey, söyledikleri şeylerin tamamı doğru ama yaptıkları şey yanlış. Aynen onun gibi Cumhurbaşkanı'nın yaptığı şeyi meşrulaştırmaz içinde bulunduğu durum. Yani sen çıkış rotan yok diye yani hapishaneyi boylayacaksın, Allah muhafaza. Öyle umarım bu mesele hakikaten demokratik bir şekilde çözülür. Hakikaten hukuk devleti prensipleri çerçevesinde çözülür. Fakat böyle korkularla bu iş çözülmez. Yani asker, umarım bizim yayınımızı dinliyordur darbeyi yapanlar. Onlara şu tavsiyede bulunacağım. Cumhurbaşkanına bir çıkış rotası sunun. Yani toplum Cumhurbaşkanı'nın cezalandırıldığını görme hususunda size destek vermeyecek. Cumhurbaşkanına bir çıkış rotası sunun. Cumhurbaşkanı aksi takdirde bu toplumu yakabilir. Vermiş olduğu, daha ilk dakikada verdiği mesaj bunu gösteriyor. Çıkış rotası. Binsin uçağına, neyi varsa uçağının içerisinde gitsin. Ondan sonra siz gıyabında dava mı açarsınız? Demokratik süreçler sonunda siz değil de ülkenin bağımsız mahkemeleri mi dava açar? Elinizdeki her ne belgeyse iddialarınızla alakalı olarak bunları uluslararası mahkemeye mi sunarsınız? Bunların hepsi artık yaptınız bu haltı, bu dakikadan sonra en azından memleketimize, demokrasimize, hukukumuza daha fazla zarar vermeyin. Şu anda bunun olmadığına ilişkin bir durum da söz konusu değil. Böyle bir delil de yok elimizde. Yani Cumhurbaşkanı şu anda bir yerde, uçakta bir yere doğru gidiyor mu, gitmiyor mu? Bu tarz yorumlar da var. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın uçakta bu açıklamayı yapmış olabileceğine ilişkin yorumlar da var. Umarım gidiyordur. Umarım güvenli bir yere çekiliyor. Umarım yurt dışına gidiyordur. Şundan dolayı söyleyeceğim. Yani beni dinleyen bazıları lanet olsun, hapsi boylasın falan arzusu içerisinde bakabilirler meseleye. Ama bakın. Arap Baharı'nın en büyük hatası mevcut diktatörlere çıkış rotası sunmamak oldu. Bakın, bu çıkış rotası stratejik bir ifadedir. Exit road diye bilinir uluslararası literatürde. Siz düşmanınızla çıkış rotası sunmak zorundasınız. Aktif sıcak savaşta bile. Oysa Libya'da Albay Kaddafi'ye dünya çıkış rotası sunmadı. Yani ya öleceksin ya hapsi boylayacaksın, başka da yolun yok dedi. Albay Kaddafi de o zaman ben de bütün milleti yakarım, Libya'yı yakarım dedi yani. Sonunda da öldü ama fakat Libya yanıyor, hala yanıyor. Suriye'de aynı erdemsizliği başlayan Cumhurbaşkanı gösterdi. Oysa bakın, Putin açıklama yaptı, gelip Rusya'ya yerleşebilir diye. Putin stratejik kafası olan birisi. Siz illa da her hak yerini bulacak kadar tarih adil değildir. Tarihin adil olması gerekmez. Eğer her şey adil olsaydı bu dünyada ahirete ihtiyaç olmazdı. Elbette bazı insanlar bu dünyada işledikleri suçların cezasını almadan ölecekler. Bunun için mahkeme-i kübra var zaten. Dolayısıyla illa da bu dünyada her şey adil olacak düşüncesiyle toplumu umumen ateşin içerisine atamazsınız. Çıkış rotası verin. Çıksın, sağlığı güvende olsun, ailesinin bütün fertlerinin güvende olduğunu siz garanti edin. Belki böylelikle Cumhurbaşkanı bu tür garip mesajlar vermekten vazgeçer. Daha sorumlu, yani Cumhurbaşkanı sevilen bir liderdir. Toplumun %50 küsürünün arkasında sürükleyebileceği bir liderdir. Her ne yolsuzluk anlamında, insan hakları anlamında, Kürtleri, Alevileri aldatmıştık anlamında, IŞİD'e destek, En-Nusra'ya destek anlamında her ne yapmışsa, bakın yapmış demiyorum, her ne yapmışsa bunlar hukuki süreçlerdirler. Bunlar uluslararası mahkemelerde görülebilecek meselelerdirler. Bunları Cumhurbaşkanı'nın hiçbir çıkış rotası bırakmazsanız Cumhurbaşkanı, madem ben yandım, benden sonrası cehennem demeye kalkışabilir ve bu toplumumuzu umumen çok zor durumda bırakır. Şimdi tabii bunlar hepsi yorum, hepsi spekülasyon ama ne derece işi ciddiye alıp değerlendirme gerekir, onu da seyircilerimize bırakalım. Farklı yorumlar da geliyor. Mümkünse arkadaşlar ulaşabilirsek farklı isimlerden, mesela İbrahim Bey'in, Sayın İbrahim Öztürk'ün attığı tweetler var. İlginç, ona da ulaşıp sorabiliriz. Yaptığı yorumlardan biri şu: darbe yok, zaten olmamalı da. Evet, herkes aynı şeyi söylüyor. Şu anda ordunun tasfiye edilmesi için kurgulanan bir darbe oyunu oynanıyor diyor. Gerçekten böyle kapsamlı bir oyun olma ihtimali söz konusu olabilir mi? Yani eğer öyle olsaydı Cumhurbaşkanı'nın açıklaması bu kadar telaş ve endişe açıklaması olmazdı. Cumhurbaşkanı'nın açıklaması telaş açıklaması. O yüzden bakın, Binali Yıldırım'ın açıklaması tutarlı. Kontroldeyiz, endişe edilmesin yönünde açıklamaydı. Emniyetten yapılan açıklama tutarlı bir açıklamaydı. Kontrolü elde tutmaya yönelik bir açıklamaydı. Fakat Cumhurbaşkanı'ndan yapılan açıklama, dediğim gibi, yani bir seyahat anında çok kısa süre içerisinde ön hazırlığı yapılmadan yapılmış açıklamalar olabilirler. Bunlar insanları sadece bu gece söyledikleri sözlerle yargılamaya kalkışırsanız, ben de bu gece boyunca söylediğim sözler içerisinde bazı insanları kıracak şeyler söylemiş olabilirim. Ama özü itibariyle darbenin her türlüsüne karşı bir insanım, her zaman da karşı olacağım. Fakat şunu söyleyelim, yani Cumhurbaşkanı yanlış bir söz söyledi. Cumhurbaşkanı'nı bu kadar yanlış söz söylemeye itecek bir durum söz konusuysa, ben öyle bir işte orduyu temizlemeye yönelik bir şeyin ötesinde bir durum. Ha bakın, şu dediğim gibi, yani ben de spekülasyon yapıyorum. Sıfır bilgiyle yapıyorum. Elimde hiçbir bilgi yok bu hususta. Hakikaten orduyu temizlemeye yönelik bir kumpası görmüş olan bir grup karşı darbesini yapıyor olabilir. Şimdi eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bir yerde bir açıklama yapıyormuş. Hazır mı arkadaşlar? Tamam. Yani o anda biz de şimdi Türkiye'yi bir yandan takip edip oradaki şeyleri yakalayıp vermeye çalışıyoruz. Gayet vakur içerisinde, herhangi bir saldırganlık olmadan, herhangi bir çatışmaya hiç fırsat vermeden ağırbaşlı bir şekilde demokrasiye sahip çıkmaktır. Gün bugündür. Herkesin sınav günüdür. İnanıyorum ki Türkiye bu sıkıntılı geceyi atlatacak ve ondan sonra demokrasi, hukukun üstünlüğü ve evrensel hukukun geçerli olduğu bir nizam olacak Türkiye'de. Onun için bir kez daha bütün asil vatandaşlarımdan ricam şudur ki, bu tip ne olduğu belirsiz müdahaleler, ayaklanmalara karşı saflarını sık ve gayet tavırlı dursunlar ve demokrasiye, millet iradesine sahip çıksınlar. Sayın Cumhurbaşkanı, 11. Cumhurbaşkanı, siz de vatandaşlardan bu girişime karşı duruş mesajını ortaya koydunuz. Yalnız bir sözünüz dikkatimi çekti. Genelkurmay Başkanı'nı tutuyorlar dediniz. Evet. Böyle bir bilgi mi var sizde efendim? Bunu sizin tabii ki televizyonlardan ve gelen haberlerden duyuyorum. Böyle bir ayıbı Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup hiç kimse yapamaz. Böyle bir zulü Türk Silahlı Kuvvetler tarihine kara leke olarak geçiremez. Bunu kimler yapıyorsa bir an önce bu yanlışlarından vazgeçsinler ve bir an önce yaptıkları hatayı, yaptıkları bu büyük yanlışı farkına varsınlar. Kendilerine kim bu yönde talimat veriyorsa bu talimatlarını asla dinlemesinler. Sayın Gül, herkes aslında sokağa çıkmaya başladı yavaş yavaş. Yani bu çağrılar bir şekilde yanıt bulmuş gibi gözüküyor. Siz bunun dönüşünün nasıl olacağını düşünüyorsunuz? Herkes çünkü özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın çağrısının ardından sokaklarda her yer boştu. Şimdi bir hareketlilik başladı. Biz de aktarıyoruz. Bakın, şu bir gerçek, tekrar hatırlatıyorum. Türkiye bir Latin Amerika ülkesi değil, Türkiye bir Afrika ülkesi değil. Bu şekilde gece baskınlarıyla asla Türkiye'de yönetim değişmez. Onun için ülkeye daha çok zarar vermemek için vatandaşlarımız arasında üzüntü daha fazla derinleştirmemek için, Türkiye'yi bir kaosa sokmamak için bir an önce bu yanlışın içerisine bulaşmış olanlar hemen vazgeçsinler bundan. Kendilerine talimat verenler varsa bunların yanlış olduğunu söylesinler ve emir komuta zinciri içerisinde olmayan hiçbir şey kabul etmesinler. Evet. Türkiye inanıyorum ki bu günleri atlatacaktır. Sayın Gül, sizin bulunduğunuz yerde bir olağanüstülük var mı efendim? Yok, hiçbir aksilik yok. Peki Sayın Cumhurbaşkanımız, çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun yayınımıza katkılar. Şimdi önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ifadelerinde yapanlar yaptıklarından vazgeçsin. Herkes aynı şeyi söylüyor zaten. Darbe olmasın, olmamalı, darbelere lanet olsun, ama halkı da sokaklara çıkın tarzında bir şeyi olmadı Abdullah Gül'ün, ama işte kimse de sokağa çıkmasın tarzında bir açıklama da olmadı. Gazetecilerin, bizlerin yok, biraz... Anladığım kadarıyla bizim dinlemeye başladığımız yerden önce halkı sokağa çıkmaya yönelik bir çağrısı da vardı ki NTV muhabiri sizin çağrınızdan bunu da olduğu üzere. Bunu NTV muhabiri bilerek mi söyledi? Yorumda olmuş olabilir. Olabilir. Cumhurbaşkanı'nın Erdoğan'ın söylediği sözleri hatırlatıp onu acaba bunu söylemeye itmek için mi söyle? Bu gazetecilikte buna benzer şeyler çok kullanılır. Siz de gazetecisiniz. Biz de yıllardır televizyoncuyuz. Biliyoruz bu tarz atraksiyonları, ama Gül de söylemiş olabilir. Siz nasıl değerlendirdiniz açıklamayı? Şimdi hepimiz hissi bir gece içerisinde meselelere bakıyoruz. Yani ilk bağlandığınız dakikalarda benim halimi hatırlarsınız. Evet. Şimdi o hissiyat içerisinde önüme gelene beddua etmeye hazırdım. Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Beyefendi de hakikaten bir heyecan ve hissiyatla konuşuyor. Haklı şeyler söylüyor. Türkiye Cumhuriyeti bir Latin Amerika ülkesi olmamalıydı. Fakat bir realite var. Hiçbir Latin Amerika ülkesinde bizdeki kadar darbe olmadı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ordusu ne yazık ki darbe yapma geleneği olan bir ordudur. Yıllardır bizim zaten toplumumuzun esaslı bir kesimine anlatamadığımız şey budur. Darbe ihtimali hiçbir zaman azalmamıştır Türkiye'de. Her zaman olur, olabilir. İşte buyurunuz. Abdullah Bey az darbe görmüş bir insan değil. Dolayısıyla böyle bir atmosfer içerisinde ondan beklenen benim dediğim gibi bir şey söylemesidir. Elbette demokrasinize sahip çıkın diyecek. Fakat onu bu gece yapın demek için elinizde malzeme yok, elinizde bilgi yok. Düşmanın kim olduğunu, muhatabın kim olduğunu bilmiyorsunuz. Kime karşı sokağa çıksın? Çıkıp ne diye bağırsın halk mesela? Yani Yurtta Sulh Konseyi ülkeyi terk et falan mı desin? Kim bu Yurtta Sulh Konseyi? Mesela Sayın Abdullah Gül anladığım kadarıyla bunun Türk ordusunun emir komuta zincirinin dışında bir yapı olduğu düşüncesine sahip. Çünkü askerlere yaptığı seslenmesinde emir komuta zinciri dışında hiçbir emri dinlemesinler diye bir ifade kullandı. Cumhurbaşkanı da başbakan da aynı fikre sahip. Gül'le aynı kanaatteler şu anda. Ya şimdi ordunun içerisinde bir grup ifadesinin başındaki grup nerede olduğuyla alakalı bir meseledir. Ordunun içerisindeki grup eğer kuvvet komutanlarından, yani şu ana kadar sadece Genelkurmay Başkanımızla alakalı bir açıklama var. Bizim 4 kuvvet komutanımız nerede? Ya bu darbeyi o 4 kuvvet komutanı yaptıysa veya onlardan 2 tanesi yaptıysa, yarın Yurtta Sulh Konseyi'nin başkanının Kara Kuvvetleri Komutanı veya bilmem hangisi komutanlardan birisi olduğu çıkarsa, iş tamamen emir komuta zincirinde yapılmış demektir. Dolayısıyla bu bilgi, bu eksik bilgiyle yani çıkar dersiniz ki yani ey halkımız, bunun ordumuzun genel kadrosuyla hiçbir alakası yoktur. Efendim subay kadrolarının içerisinde müteahhit 20-30 kişinin yaptığı bir şeydir. Ama bir dakika, 20-30 kişi İstanbul'da Boğaz köprülerini durduracak, TRT yayınına kesecek bir şeyi nasıl sağlıyor? Şimdi halkı sokağa indirmek güzel. İndirdiniz bu gece halkı sokağa. Şu anda havalimanından görüntüler var. Zannederim siz de görüyorsunuz. Vatandaşlar evet, oraya doğru akın ediyor. Evet. Şimdi indirdiniz. Bu Yurtta Sulh Konseyi akıllı diyeceğim. Bakın yani erdemli falan demeyeceğim. Çünkü darbe yapmışlar, erdem falan atfedemeyeceğim. Akıllı bir şekilde davranırsa, insanların enerjilerini boşaltabilecekleri bir özgür atmosfer sağlarsa onlara. Yarın bu sokağa indirdiğiniz halk derse ki ya biz AK Parti iktidarı döneminde sokağa inmiştik. Yemediğimiz gaz, yemediğimiz job, efendim dövülmediğimiz kalmadı. Hapise atılmadığımız kalmadı. Sonra da terörist ilan edildik. Şimdi ordu iktidarı ele aldı. Fakat fikrimizi rahatlıkla telaffuz edebildik. Kimsenin canı yanmadı. Bize kimse silahla ateş etmedi. Kimse biber gazı atmadı falan. Biz bunu tercih ediyoruz derse ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? O zaman siz resmen darbecilerin ekmeğine yağ sürmüş olursunuz. Ben de dönüp şunu da diyemiyorum ki yani inşallah darbeciler aptaldırlar, millete gaz sıkarlar, o zaman millet tam kenetlenir falan. Diyemem ki ben bunu yani. İsteyemem ki böyle bir şey. Ya darbeciler akıllıysa, ya darbeciler toplumsal hissiyatı çok iyi okuyabilen insanlarsalar, kalkar böyle akılcı davranırlarsa ki bildirgelerinden gördüğümüz kadarıyla ifade özgürlüğünü dokunulmayacağı yönündeki açıklama çok akıllı bir açıklama. Yine söylüyorum, bakın bu akıllı ifadesini erdemli, faziletli anlamında kullanmıyorum. Lanet olası akıllı bir ifade. O zaman kaybedersiniz siz mücadelenizi. Bekleyin. Şartları bir görün. Kim, nerede, kaç kişi, ne yapmış? Kimle karşı karşıyasınız? Sonra topluma, dediğim gibi, örgütleyin, organize edin. Siz bu toplumun liderlerisiniz. Abdullah Bey Cumhurbaşkanı iken üzerine düşenleri yapmadı. Cumhurbaşkanlığından ayrıldıktan sonra kendisinden beklenen duruşu sergilen. Buyur şimdi sergilesin kendisine düşen duruşu. Organize etsin demokratik güçleri. Türkiye'nin demokrat gruplarının aydın, hani bizi çağırmasın canım, biz dışarıda tutulalım. Bizi çağıran paralel ilan ediliyor. Tamam, bizi çağırmasın, fakat Türkiye'nin Kürdünü, Alevisini, Kemalist gruplarını, solcusunu, sağcısını toplasın. Bir istişare toplantı yapsın ve sonra da desin ki yani biz de Demokratik Güçler Birliği olarak şöyle bir açıklamada bulunuyoruz. Bu bir süreçtir. Derhal bu hatayı yapan insanların ülkeyi terk etmelerini istiyoruz. Az önce ben nasıl ki darbeyi yapan insanlara gelin düşmanınız olarak belirlediğiniz kişilere bir çıkış rotası verin, bir savaş suçu işlemeyin dedim. Aynı şekilde siz de bunlara bir çıkış rotası sunarsınız. Dersiniz ki ülkede kan akıtmayın, atlayın uçağınıza, çekin gidin. Biliyorsunuz yani birisi kalkar, herhangi bir adi suçlu, bir terörist birilerini rehine alırsa pazarlık yaparsınız. Pazarlıkta insanların kanının akmamasını sağlamaya çalışırsınız. Bir tek Putin pazarlık yapmaz. Bilirsiniz, ne zaman rehine hadisesi olsa Rusya'da, rehineler de dahil olmak üzere bütün hepsini öldürecek operasyon yapar Rusya hükümeti. Buna benziyor yaptıkları şey şu anda. Çok korkunç, çok üzücü. Şimdi yine sizi bir dinlendirelim arzu ederseniz.